Doğu Anadolu Gözlem Evi'nin büyük bölümü tamamlandı. Buna göre DAK ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Erzurum'daki 3170 rakımlı konaklı Karakaya tepelerinde 2012 yılında yapımına başlanan Doğu Anadolu Gözlem Evi'nin tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bilim dünyası açısından son derece önemli bir teknoloji yatırımı olarak değerlendirilen DAG'ın kubbesinin sabitlenme işleminin yanı sıra altyapı ve bina inşaatının büyük bölümü bitirildi. Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan en büyük çaplı ve ilk kızılötesi teleskobuna sahip olacak gözlemevinin gelecek birkaç ay içinde zorlu kış şartlarına dayanıklı olup olmadığı test edilecek. Teleskop yerleştirilmeden önce kubbe ile ilgili ile diğer altyapıdaki eksiklikler kış süresince uzmanlar ve mühendisler tarafından tespit edilerek gelecek yıl giderilecek. İklim koşulları nedeniyle 5 ay çalışma yapılabilen DAG'da eksikliklerin tamamlanmasıyla uzaydan gelecek ilk ışık 2022 yılı sonunda gözlemlenebilecek. Faaliyete girdiğinde DAG'ın teleskobu Avrupa'da konuşlanmış en büyük teleskoplardan biri olacak. Ayrıca Türkiye'nin bulunduğu enlem ve boylamda bu çapta başka teleskop yok. Dolayısıyla gözlem alanında büyük bir boşluk doldurulmuş olacak. 2023 vizyon projeleri arasında en önemlidir. Şimdi 2023 vizyon projeleri arasında yer alıyor fakat en önemli olanıdır demiyor. İki, doğal unsurlar yapım çalışmalarını yavaşlatmıştır. Evet, 5 ay yapılabiliyormuş iklim dolayısıyla alırım. 3, Türkiye'nin teknolojik alanda önemli bir yatırımıdır. Gözlem alanında evet, aynı zamanda teknolojide de iyi bir yatırım olduğundan bahsediyor, alırım. 4, uzaya yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. Teleskop diyor. Dolayısıyla da bunu da alırım. Doğru cevabım bu noktada D şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi din değişikliğinin Uygurlara etkileri arasında sayılabilir? Mani dininin tesiriyle tüccar ve şehirli olan Uygurlar, Orta Asya'yı ele geçiren büyük devletlere karşı gelmiyorlar, üstelik onlara tabi ve yardımcı oluyorlardı. Bunun karşılığı olarak da yeni fatihler tarafından saygı görüyorlar ve devlet içinde önemli mevkiler elde ediyorlardı. Çinli elçi Wang Yan te bildirdiğine göre Uygur erkeklerinin en çok hoşlandıkları şey at binme ve ok atma talimleriydi. Turfan gibi büyük şehirlerde oturan eski yerli tüccarların böyle zevkleri yoktu. Buda ve Mani dinini kabul eden Uygurların artık savaşçılıkları kalmamıştı. Fakat eski alışkanlıklarını bir spor şeklinde devam ettirmeyi unutmamışlardı. Şimdi baktığımızda sosyal yaşamlarında değişim kesinlikle yaşanmıştır. Bir kere şehirli ve tüccar diye bahsediyor, yerleşik hayata geçmiş. B, devletin sınırları Çin yönünde genişlemiştir. Fetihten bahsetmiyor. Uygurların fethinden bahsetmiyor. Savaşlarda başarılı sonuç, hayır, savaşçılıkları kalmadı diyor. Tapınaklar yaparak mimaride, evet, tapınak mimarisi gelişmiştir Uygurlarda fakat bak paragrafta belirtilmemiş. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu sözlerden hareketle ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Yardımlaşma ve dayanışma. Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen yaşadığını iddia edemez. Yine yardımlaşma. Bir elin nesi var? İki elin nesi var? Birlikte, toplumsal birlik ve birlik beraberliği ifade eder. Bakalım, A, yardımlaşma ve dayanışma toplumu güçlendirir. Doğru. Bak, en kapsamlı dediği için diğerlerine de bakmamız şart. B, çalışan insanlar çalışmayanlara yardım etmelidir. Hayır, bundan bahsetmiyor. C, toplumsal eşitlik için herkes paylaşımcı olmalıdır. Yani sözü edilen cümleler bununla ilgili değil, toplumsal eşitlikle ilgili değil. D, yardımsever insanlar daha mutlu ve huzurludur. Evet, doğrudur ama kapsamlı bir yargı değildir. Doğru cevabımız A şıkkıdır.
Muson iklimi ile ilgili verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Burası Asya kıtasının güneydoğusunda yer alan Hindistan. Bizim ülkemiz Mayıs ayından Ekim ayına kadar, yani yaz aylarında muson rüzgarları nedeniyle çok fazla yağış alır. Ancak kışları kurak geçer. Bu fazla yağış pirinç tarımı yapmamızı kolaylaştırır. Çünkü pirinç su dolu tarlalarda yetişen bir bitkidir. Gördüğünüz gibi pirinç tarlalarında çalışan biz işçiler muson yağmurlarından korunmak için başımızı hasırdan yapılmış şapkalarla kapatırız. Ayrıca bizim buralarda dünyada eşine az rastlanan tik ağacı yetiştirilir. Bu ağaç sayesinde de kendimize çok güzel mobilyalar yaparız. Bizim açımızdan buradaki en büyük olumsuzluklardan biri aşırı yağan yağmurlar sonrasında her yerin sular altında kalmasıdır. Ağ iklimin özellikleri Asya kıtasının tamamında görülmektedir. Hayır, güneydoğusunda. Eledim. Şiddetli yağışlar en fazla kış mevsiminde yaşanmakta. Hayır, kışları kurak geçiyor. Eledim. Aşırı yağışlar tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemekte. Hayır, etkilemiyor. Pirinç yapıyorlar. D. Bölgede esen rüzgarlar iklimin özelliklerini belirlemekte. Evet, muson rüzgarları nedeniyle diye başlamış cümle. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Verilen haber metninden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Korsanla mücadelede 2 milyon materyal ele geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü öncülüğünde 2018 yılında düzenlenen 1192 operasyonda korsan ürünleri sattığı belirlenen 1285 kişi hakkında işlem yapıldı. Tüm illerde kurulan denetim komisyonlarının Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirdiği çalışmalarda el konulan materyal sayısı bir önceki yıla göre %79 artarak 1.069.795'ten 1.918.717'ye ulaştı. Sahte bandrollü kitap, bilgisayar programları, CD, film ve müzik eserlerinin yasa dışı çoğaltılmış nüshaları gibi korsan ürünleri sattığı belirlenen 1285 kişi hakkında da işlem yapıldı. Denetim komisyonları 2017 yılından bu yana lazer şifre okuyucu ve kare kod okuyucu cihaz kullanıyor. Böylece bandrollerin orijinalliğiyle eserlere ilişkin tüm bilgiler tespit ediliyor. Geçen yıl teknik altyapıyı güçlendiren bakanlık holografik bandrollerde yeni bir güvenlik özelliği getirerek UV lamba altında beliren görsellerin yer aldığı bandroller kullanılmaya başlandı. UV etkili mürekkebin taklit edilebilirliği zorlaştırdığı kaydedildi. Genel A haberinden derlenmiştir. A yasa dışı üretilen eserler korsan ürün niteliğindedir. Evet. El konulan materyal sayısı önceki yıla göre azalmıştır. Hayır. 69.795'ten 1.918.717'ye ulaşmış. Azalmamış. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim olarak nitelendirilebilir? İklim herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama değeridir. A. Erzurum'da gelecek hafta yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu gelecek hafta için ifade edilmiş ama iklim uzun vadede. Eledim. B. Bir haftadır Doğu Karadeniz'de şiddetli yağmur, kısa süreli bir hava olayından bahsediyor. Dolayısıyla günlük hava durumudur. C. Antalya'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Mevsim normalleri dediği iklimi ifade eder. D. Kavurucu sıcaklar Şanlıurfa'da hayatı olumsuz etkiliyor. Bu da yine günlük hava durumuyla ilgilidir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Buna göre kervansarayların alanlarının hangilerine yönelik hizmet veren yapılar olduğu söylenebilir. Kervansaraylar ipek ve baharat yolları üzerinde bulunan konaklama yerleridir. Çevreleri yüksek duvarlarla korunan ve barış zamanlarında pazar yeri olarak da kullanılan bu kervansaraylar genellikle uzun süren yolculuklarda yolcuların güvenli bir şekilde konaklamaları için yapılmıştır. Bir eğitim, hayır eğitimden bahsetmemiş. Pazar yeri demiş, ticaretten bahsediyor. 2 ticaret, evet alırım. 3 güvenlik, güvenli bir şekilde konaklamaktan bahsediyor. Siyasetle de ilgisi yoktur, eledim. Doğru cevabımız C şıkkıdır.
Verilen eserleri yaptıran devletler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Eserlerimiz Malabadi Köprüsü Artukoğullarına aittir. Yağbasan Medresesi de Anadolu'daki medrese ilk medresedir. Danışmentoğullarına aittir. Bu noktada şıklarımıza baktığımızda doğru cevabımız D şıkkıdır. Bu paragrafa göre Alper'in yeni okuluna karşı olumsuz tutum geliştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Alper başarılı bir öğrencidir. Okulunu ve sınıf arkadaşlarını sevmektedir. Ancak Alper 8. sınıfa geçtiği zaman babasının tayini farklı bir kente çıkmıştır. Alper okulunu değiştireceği için çok üzülmüştür. Yeni başlayacağı okul ve sınıfla ilgili olumsuz düşünceler içine girmiştir. Babasına yeni sınıfında kimseyle konuşmayacağını söylemiştir. Ancak Alper yeni sınıfına derse gittiği ilk gün eve çok mutlu dönmüştür. Babasına önceki düşüncesinin çok gereksiz olduğunu belirtmiştir. Şimdi bu durumda Alper bir önyargıyla yeni okuluna ve sınıfına gidiyor ve sonrasında düşüncesi değişiyor. Kişisel düşünceden bahsediyoruz. Bu noktada önyargılı davrandığını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Yukarıda 3 farklı yerin matematik konumları verilmiştir. Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Paralel dairesi A merkezinde daha uzundur. Hayır, C merkezinde daha uzun çünkü ekvatora daha yakındır 20 derece. Çünkü ekvator biliyorsunuz 0 derece ile ifade ediliyor ve en büyük paralel dairesidir. Ona en yakın olan da şu durumda 20 derece yani C'dir. Bu noktada buna göre daha kısa olan paralel dairesi A olacaktır. Bu noktada doğru cevabımız A şıkkıdır.